Herkese merhaba Şifte Atlet izleyenleri. Tayvan'dayız, Computex'teyiz ve Asus'un ROG standına geldik. Burada inanılmaz ürünler sizleri bekliyor ve üşenmedim hepsini video çektim. Bu videoyu bence sonuna kadar izleyin. Çünkü dünyada ilk çift moda sahip monitör var, oyuncu monitörü. 4K'da 240 Hz, Full HD'de de 480 Hz'de çıkabiliyor. İnanılmaz ekipmanlar var. Bol bol gezdireceğim. Pek çok farklı kategoride ürünü sizlere göstereceğim. Dilerseniz ROG standını gezmeye başlayalım. Şimdi Asus stand gezimi ROG BTF ekosistemiyle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Asus pek çok farklı donanım bileşenini üretiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir BTF ekosistemi karşımızda. Bunların hepsi birer kasa ama hayatınızda daha önce gördüğünüz kasalardan çok farklılar. Mesela şunu örnek alalım. RTX 4090 kullanılıyor burada. Zaten başlı başına RTX 4090'dan oluşuyor. Ama herhangi bir şekilde burada bir güç kablosu ya da herhangi bir şekilde göze kirlilik getirecek bir şey görmüyorsunuz. Hemen aynı şekilde burada da mesela ekran kartının normalde ne olur? Şurada bir güç girişi olur ve burada kablolar gözükür. BTF ekosisteminde bunlar yok. Sadece ekran kartını bir görsel detay, görsel nesne gibi görüyorsunuz. Güç beslemesi, pek çok şeyi aşağıdan yapılıyor. Ve siz herhangi bir şekilde bunları görmüyorsunuz. Onun haricinde bir kasa gibi düşünebilirsiniz. Mesela şurada bakalım. RTX 4090 BTF Edition. 24 GB'lık GDDR6X bellekli bir ekran kartıyla geliyor. ROG ROG Strix B760 Gaming Wi-Fi anakart ROG 1200 Watt Titanium güç kaynağıyla beraber geliyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir özelliğe sahip. Bunlar kasa. İçerisinde işlemci de bulunuyor. Mesela şu kasaya bakalım. Üzerinde iki tane A tipi USB, bir tane Type-C, bir tane 3.5 mm'lik jack girişi var. Mesela burayı da böyle çok güzel bir ızgara yapmışlar. Asus'un ROG BTF ekosistemi bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir tane daha ilginç model var. Onu da sizlere göstereyim. Bakın hepsinde söylediğim gibi güç girişini görmüyorsunuz. Gerçekten sıra dışı güzel bir dizayn ve doğrudan performans ve görsellik odaklı. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi arka tarafına doğru geçiyorum. Burada da çok güzel monitörler var. Ve şimdi gelelim monitör kısmına. ROG OLED monitör karşımızda. Dünyada ilk dual moda sahip oyuncu monitörü arkadaşlar. Dual mod ne diyecek olursanız hemen size burada göstereyim. 4K 240 Hz, Full HD'de de 480 Hz'e çıkabiliyor arkadaşlar bu monitör. Gerçekten çok güzel, özel bir monitör serisi yapmışlar. Full HD 480, 4K'da da 240 Hz görebiliyorsunuz ve OLED arkadaşlar panel. Şöyle OLED olduğunda göstereyim. Mesela burada da dünyanın ilk 27 inç 480 Hz OLED monitörü var. Yani monitör kısmında Asus çıtayı bayağı bir aşmış. Evet, 27 inçlik 480 Hz'lik OLED monitöründe önüne geliyorum. Anti flicker var. Hakikaten anti flicker var yani. Hiçbir şekilde tarama yapmıyor. Gayet görüntüsünü başarılı buldum. Şöyle monitöründe özelliklerini göstereyim arkadaşlar. Evet, ve burada da dünyanın ilk yansıma yapmayan OLED oyun monitörü. %20 daha parlak bir ekran. Yine OLED anti flicker'la beraber geliyor. Mesela şu an sadece oyuncular için değil, iş yapan bir insansınız diyelim, yazı yazıyorsunuz. Burada gözünüz daha az yoruluyor, daha okunaklı görüyorsunuz ve yansıma yok. Tabii Nvidia G-Sync desteğine de sahip. Bu da işte dediğim gibi özellikle yansıma da yapmıyor. Ayrıca %20 daha parlak bir görüntü veriyor. 240 Hz'de bir yenileme hızı varmış. Şöyle farklı farklı açılardan da göstereyim. Görüntü açısından da farklı açılardan da iyi. Arkadaşlar Asus'un yeni modellerini gezmeye devam ediyoruz. ROG Zephyrus G14 karşımızda. Evet arkadaşlar, ROG Zephyrus G14 karşınızda. Ryzen 9 8945HS işlemcisiyle beraber geliyor. Ve bu bilgisayar ince yapısının altında RTX 4070 ekran kartıyla beraber geliyor. ROG Nebula OLED ekranla beraber geliyor. Bu ekran 3K çözünürlüğünde 120 Hz yenileme
hızı sunuyor. OLED olduğu için de 0.2 milisaniyelik bir gecikmesi var. Gerçekten hızlı. HDR TrueBlack 500 sertifikasına da sahip. Şöyle tüm özelliklerini de göstereyim arkadaşlar. Ürünü ben bayağı başarılı buldum. Yani şu kasa özelliklerinde bu saydığım performans özellikleri bayağı iyi. Yine burada ROG Zephyrus G14 var. Yine AMD Ryzen 9 RTX 4070. Aynı monitör. Benzer özellikler. Sadece renk farklı. Burada bu sefer G16 modelleri bulunuyor. Ve şimdi Zephyrus G16'yı da sizlere göstereyim. Tabi 16 inç. Diğerleri 14 inçti. Burada da Copilot Plus PC modelleri görüyoruz. Mesela Zephyrus G16. Bu bilgisayarda AMD'nin yeni tanıttığı Ryzen AI 9HX370 işlemcisi var. 50 teraflopsluk NPU'ya sahip. Yani şu Copilot tuşuna bastıktan sonra yapay zeka işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten tüm özellikleri de burada yazıyor. Yeni nesil Ryzen AI 9 işlemcisi var. RTX 4070 ekran kartı var. Toplamda ekran kartının, işlemcinin yapay zeka gücü 402 teraflop, 105 wattlık bir güce sahip. 32 GB LPDDR5X RAM var. 7500 MHz'inde çalışıyor. ROG Nebula OLED ekran 2.5K çözünürlüğünde. Zaten Zephyrus'u Shift.net'te incelemiştik ama bu bizim incelediğimiz Zephyrus'ta daha farklı bir işlemciyle geliyor. Onun haricinde özellikleri ve kasa yapısı benzer. Evet, Copilot'la geliyor çünkü işlemcinin yapay zekası var. Onu da söylemiş olayım. Hem oyun bilgisayarı hem de Copilot Plus PC. Evet, şimdi ROG ve Asus standını gezmeye devam ediyorum. Evet, gelelim en çok dikkatimi çekenlerden biri olan ROG NUC. Şimdi Asus'un NUC PC'leri vardı. Çok küçük, az yer kaplayan küçük bilgisayarlar. İşte onlar artık çok daha güçlü hale geldi ve oyun oynatacak seviyeye geldi. ROG NUC bilgisayarla beraber kompakt bir şekilde oyun oynayabileceksiniz. Yani çok büyük bir kasaya ihtiyaç duymadan evinizde, salonunda mesela bir uydu alıcı gibi boyutlarda bir kasayla oyun bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Arkada da şöyle bağlantı portları var. Döndürebiliyor muyum? Bakın, yani arka tarafında gösteriyorum. Şimdi özelliklerine baktığınızda gerçekten ciddi de bir özellik listesi var. Şu gördüğünüz küçücük aletin içerisinde RTX 4070 ekran kartı var. Core Ultra 9 serisi işlemcileri var. Böylece hem yapay zeka desteğine sahip hem az güç tüketiyor ve daha hız ısınıyor. Intel'in yeni nesil Core Ultra 9 işlemcisinden gücünü alıyor. 4. jenerasyon 3 tane PCI Express SSD takabiliyorsunuz. 5600 MHz DDR5 RAM takabiliyorsunuz. Üzerinde Thunderbolt 4 ve 6 tane USB portu var. SD kart Express kart okuyucu da bulunuyor. Yani hani bunu sadece bir oyun bilgisayarı gibi düşünmeyin. İş yapabileceğiniz bir bilgisayar gibi de düşünebilirsiniz. Hatta bazı iş yerleri bile ofis yerlerinde kullanabilir ki NUC for Business var zaten. Onu da kullanabilirler. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi burada ilginç başka cihazlar daha var. Asus da böyle bir Power Station üretmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 1200 wattlık bir güç bizlere sunuyor. Üzerinde 100 watt güç çıkışı sağlayan iki tane Type-C portu var. Bir tane de USB A tipi port var. Üzerinde 4 tane normal, tabii bu ülkeye göre yani bizim ülkedeki gibi prizler değil ama 4 tane normal AC çıkış alabiliyorsunuz ve buradan da 1200 wattlık güç alabiliyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz pek çok oyun bilgisayarını da çalıştırabilecek güce sahip bir alet karşımızda. Bu da artık olayın sonu. Bilgisayarların güç tüketimleri her geçen gün artıyor. ROG Thor 1600 watt titanyum 3 kaç watt güç çektiğini de burada gösteriyor. Şu an bir şey çalıştırmadığı için kendi ışıklarını yakıyor. 43 wattlık bir güç tüketiyor. Tabii siz sistemde kaç watt harcadığını şuradan görseniz inanılmaz güzel olur. GaN MOSFET'ler kullanılmış. Güzel bir ürün. Burada da 1000 watt'lık ayrı bir power supply var. Ve az önce zaten BTF ekosistemine videonun başında gelmiştim. Ve BTF tarafında hatırlatıyorum. Evet, BTF'i zaten gezmiştik ve buradaki ROG alanını tamamladık. Şimdi Asus ROG ailesinden klavye iç yapısını da göstereyim. Mesela şu klavyenin anakartı arkadaşlar. Asus kendi switchlerini kullanıyor. PCB'si bu şekilde. Üst taraftaki pede, şurada karbon fiber yapısı, alüminyum üst çerçeve ve burada da normal yapıyı görüyorsunuz. Şurada ekranı. Hemen klavyenin kendisi nerede diyecek olursanız onu da orada göstereyim. Şimdi burada klavyenin kendisi bulunuyor. Hemen burada da switchleri var. Switchlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Switchleri kolay bir şekilde çıkarılabiliyor. Hem performanslı hem de sessiz bir klavye. Zaten şurada demo videoları da var. Yapılış şekliyle ilgili. Evet arkadaşlar, gelelim burada en ilginç mouse'u sizlere göstermeye. ROG Harp Ace Extreme. Çok hafif bir mouse. Yani dünyanın en hafif mouse olabilir. 47 gramlık bir dizayn
sahip. Karbon fiber kullanılmış. Ayrıca 8000 Hz'e kadar çıkabiliyor. 42.000K DPI'ye çıkabiliyor. Yani inanılmaz özelliklere sahip. Gerçekten etkileyici. Şuradan özelliklerini de göstereyim arkadaşlar. Bu da aynısının XX large'ı. Daha büyük yapısı. Gene hafif. Yani o kadar hafif ki şöyle yıktım buraya arkadaşlar. Bayağı hafif. Biraz da oyuncuları ilgilendiren internet ekipmanlarını burada sizlere göstereyim. ROG Raptor GT Wi-Fi 7 destekli bir modem. Şöyle özelliklerini de gösterdim arkadaşlar. Çok şık duruyor. Gerçekten. Yani bunu ben evde görünür bir yere koyarım ki ara ara bakarım. Gerçekten çok şık buldum. Bayağı başarılı bir modem gibi gözüküyor. Zaten burada testler de yapılıyor. Burada gecikme ile ilgili mesela Google 8 milisaniye bir gecikme var diyor. Bu tarz routerlar bağlantı önceliği de yapabiliyor. Yani oyun oynuyorsanız oyun öncelik veriyor. Burada da iç yapısını görüyorsunuz. Farklı bir modemin farklı iç yapısını görüyorsunuz. Mesela board tarafındaki soğutucularla beraber böyle kabı böyle. Burada da Wi-Fi 7 modemin iç dünyasını sizlere gösterdim. Evet burada anakartlar var. Değişik yeni tarafta neler varmış anakartlarda bir onlara bakalım. Yine Wi-Fi 7 destekli küçük ama performanslı anakartlar var. Yine daha büyük normal ATX anakartlar var. Artık Wi-Fi işi standart olmuş ama bunlara Wi-Fi 7 gelmiş mi? Gelmiş. Gördüğünüz gibi Wi-Fi 7 destekli bir anakart arkadaşlar. Yani alıyorsunuz anakart Wi-Fi 7 destekli. Burada farklı anakart çözümlerini görüyorsunuz. Burada bayağı böyle heybetli bir anakart var. ROG Maximus Z790. Burada da şöyle değişik bir anakart var arkadaşlar. Hoşuma gitti tasarımı. Burada soğutma bloğuyla beraber bir set halinde görüyorsunuz. Mesela burada o anakartlardan birinin çalışan demosu var arkadaşlar. Sistemi şöyle görebilirsiniz. Arkadaşlar inanılmaz bir kasa. Kasanın dışı da inanılmaz, içi de inanılmaz. Burada ROG ekran kartını görüyoruz. Su soğutma sistemi, ekranı. Her şeyle inanılmaz bir kasa. Üstü 3 bloklu bir soğutma var. Arkada bir 140'lık kasa fanı. Gerçekten çok başarılı. Şimdi biraz daha gezmeye devam edeceğim. Çok kalabalık var. ROG standında farklı ürünler görmeye devam ediyoruz. ROG Delta 2. Evet, kablosuz bir kulaklık arkadaşlar. 110 saat çalışma süresi sunuyor. 315 gram ağırlığı var. 50 milimetrelik titanyum uydularla beraber geliyor. Şöyle iç yapısını da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ve dışında RGB tarafı da var. Buradaki kafa yastıkları da güzel, rahat. Ayrıca tabii böyle kulaklıklarda mikrofon da önemli. 10 milimetrelik geniş bantlı mikrofon da bu kulaklıkta yer alıyor. Onu da göstermiş olayım. Bir de şurada ProArt kısmı var. Şu Asus standının arkasında. Oraya gideceğim. Şu ekran dikkatimi çekti arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Asus ProArt'ın çok güzel bir mikro LED ekranını görüyorsunuz. Özelliklerini de burada sizlere göstereyim. 4K HDR destekli. 1600 nit parlaklığa çıkan. %97 seviyesinde DCI V3 renk gamutunu destekleyen bir ekran böyle konumlandırılmış. Arkada da bu arada güzel ProArt monitörler var. ProArt özellikle renk doğruluğu arayan profesyoneller için gerçekten çok önemli. Biz de ofiste video prodüksiyon ekibinde kullanıyoruz. Mesela şu monitör 4K Quantum Dot OLED panele sahip. 1000 nit parlaklığı var. Şöyle tam karşıdan göstereyim. Görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Çok beğendim. 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Özellikle hızlı render işi yapılan, video işleri yapılan bilgisayarlarda gayet mantıklı. Şöyle ProArt'ın kasasını da göstereyim. Bu bir set halinde. Yani bu monitörde çok iyi iş yaparsınız. Çünkü zaten ProArt iş serisi. Bir de oyun da oynarsınız baktığında. OLED 4K 240 Hz 1000 nit. Oyun oynayacak insanın da işine yarayan bir nokta. Evet burada ProArt'ın farklı modellerini de görüyoruz. ProArt tarafı da böyle. Şimdi hazır ROG NUC'ı göstermişken bir de Asus NUC PC'leri sizlere göstereyim. Hem iş dünyası için hem de evde az yer kaplayan bilgisayarlar isteyenler için çok güzel mini PC çözümleri. Görmüş olduğunuz gibi şu küçücük ürün bir bilgisayar arkadaşlar ve yapay zeka desteğine sahip. Asus NUC 14 Pro, Intel'in yeni nesil yapay zeka destekli MPU'ya sahip işlemcilerini kullanıyor. Arc grafik birimi, Core Ultra 9 işlemciyle beraber geliyor ve yapay zekaya da sahip. Ama burada NUC 14 performans ayrı bir dünya. ROG NUC'ı zaten göstermiştim, biraz ona benziyor. Ön tarafta hemen giriş çıkış portları, açma kapama tuşunu görüyoruz. Arka tarafında da ne var ne yok hemen göstereyim sizlere. Arka tarafta da tüm
giriş çıkış portlarında görüyorsunuz. Böyle bir uydu alıcı gibi gözüken cihaz RTX 4070, 4060 gibi ekran kartını bulundurabiliyor. Ve üzerinde Intel Core Ultra 9 ya da 7 serisi işlemciler de olabiliyor. Ve Wi-Fi 7 burada da karşımızda. ROG'nin Wi-Fi modemlerinin yanında Asus'un da TUF Gaming Wi-Fi 7 modem burada var. Burada normal Asus'un bir Wi-Fi 7 modemi kullanmış. Farklı farklı özelliklerde Wi-Fi 7 modemleri de görüyorsunuz. Mesela burada en gelişmişi var. Şöyle en gelişmişini sizlere göstereyim. Özelliklerinden de bahsedelim. 2 GB DDR4 RAM'i var arkadaşlar. Şu gördüğünüz modemin içinde 2 GB DDR4 RAM var. 2.4 GHz'de 1376 megabit, 5 GHz'de de 5765 megabite kadar çıkabiliyor. Özellikle yüksek ağ bağlantısı, ağ hızlarında gerçekten işe yarayacaktır. Evet sevgili izleyenler, Asus'un ürünleri bitmek bilmiyor. ROG karşımdaydı, burası da Asus'un standı. Bol bol ürünlere yer verdim, uzun bir video oldu. Umarım keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. En çok hangi cihazı beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyorum, yorumlarda buluşuruz. Computex fuarındaki videolarımız devam edecek. Şifte.net YouTube kanalında videolarımızı takip edin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.